komutanlarımız ve vekilimiz değerli çalışma arkadaşlarım ve kıymetli basın mensupları hepiniz bugün İmece uydumuzun 6 yıllık bir çalışmanın emeği 200'e yakın çalışma arkadaşımızın yine emeği geceli gündüzlü pandemi günleri dahil ulaşmış olduğu sonucun mutluluğunun yaşayacağımız bir günde inşallah Üç kez hava muhalefetleri sebebiyle SpaceX tarafından ertelendi bugün dördüncü ve o gün bugün diyoruz inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Tabii fonksiyonları açısından işlevler açısından bakıldığı zaman hem savunma hem güvenlik sivil uygulamalar açısından da çevre şehircilik, tarım orman ve afet odaklı birçok fonksiyonu olan bir uydumuz olacak. En büyük özelliği yerli milli diyoruz ama aynı zamanda yüksek çözünürlüğe sahip. Yani dünyada bu anlamda karşılaştırıldığı zaman yüksek çözünürlüğün kavramı da metre altına inebilmek dolayısıyla bu uydumuz yerli ve milli ama aynı zamanda yüksek çözünürlüğe sahip bir gözlem uydumuz. Tabii ki bir gözlem uydusu geliştirmek noktasına TÜBİTAK Uzay olarak 2011 yılında e, RASAT'la kendi uydumuzu daha sonra 2012'de ve halen de görevde olan Göktürk iki uydumuzla ama bunun özelliği biraz önce de ifade ettiğim şekilde Sayın Bakanım e, yüksek çözünürlüğe sahip dolayısıyla dünyadaki rekabet unsurunda e, biz sadece uydu yapan değil aynı zamanda yüksek çözünürlüğe sahip bir uydu yapan e, bir ülke noktasına gelmiş olacağız inşallah. E, Teknik özellikler açısından bakılırsa da tek bir seferde 1000 kilometrelik e, e, şerit e, uzunluğunda 16 kilometre genişliğinde ve çözünürlüğü 99 santim olan bir uyduyu inşallah bugün e, fırlatıyor olacağız. E, ve en kritik bileşenleri de ki bunun işte optik kamerası yüksek çözünürlüğü sağlayan yine uçuş bilgisayarı yazılımları dahil e, yöngesel yönetim kontrol sistemi tüm alt bileşenleriyle... E, Elektrikli itki motorumuz, yine güç dağıtım ünitemiz, dolayısıyla %90'a yakın kritik bileşenleri biz tasarlayan, geliştiren, üreten, entegre eden ve inşallah da bugün fırlatma noktasına gelmiş noktasındayız. Ve en sonunda da söyleyeceğimiz bunları yapıyoruz ama bizden bunu talep eden var mı? Evet artık biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, ülkemiz olarak burada teklif de verebilen, ihalelere girebilen ve şu anda dost müttefik ülkelerimize de bileşenlerimizi Üretme noktasında olan bir ülkeyiz. Bu bizim için önemli bir gurur. Bu gururla e, sizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ama en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı e, Sayın Bakanlarımıza, e, Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. E, şükranlarımızı sunuyoruz. Ve e, teşekkürümün en önemlisi de bu süreçte geceli gündüzlü aileleriyle birlikte pandemi dahil çalışan Kıymetli çalışma arkadaşlarıma, ailelerine, çocuklarına, büyüklerine selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ülkemize e, hayırlı olsun diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah 9.48'de bu mutlu anı hep birlikte yaşayacağız. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Evet, çok değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah, yani iki kere, üç kere teşebbüsten sonra efendim, sıkıntılar yaşadık ama bu sefer, bugün inşallah bunu sonuçlandıracağız. Bunun için e, bunu temenni ediyoruz. Burada tabii bu uzay ve siber uzay konusunda artık hepimizin bir şeyler yapması gerektiğini, dünyadaki bilimsel çalışmaların, bilimsel gerçeklerin efendim, bu manada bizi buna bir anlamda mecbur ettiğini, geldiğimiz noktada buna biz herhangi bir şekilde duyarsız kalamayız, buna efendim, ilgisiz kalamayız, buradaki efendim, ilgimizi, alakamızı büyütmemiz gerektiğini, çünkü kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz dahil, silahlı kuvvetlerimizin faaliyetleri ve diğer kurum kuruluşlarımızın faaliyetlerinde artık uzay ve siber uzayının çok etkili olduğunu, çok önemli olduğunu, burada mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini, buraya egemen olmamız gerektiğini bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürürken burada efendim ve bütün gelişmeleri yakından takip ederken, bugün inşallah bu uyduyla, yapacağımız bu çalışmayla, atacağımız, fırlatacağımız uyduyla önemli bir yetenek kazanacağız. Ve bunun da tabi silahlı kuvvetlerimiz açısından samimi güvenlik, diğer taraftan da barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanım bakımından da büyük bir yetene kazanacak bu da ülkemize milletimizin ciddi bir kazanımı olacak. Burada e, uydu sistemiyle e, buralardaki efendim bu hep e, konuşulan bu metre altı çözünürlük meselesi önemli bir mesele. Hani hatırlayın çok yakın zamana kadar devamlı çeşitli literatürde, çeşitli efendim, yayınlarda efendim işte uzaydan uydular vasıtasıyla bir tenis topu dahi görülebiliyor diye imrenerek gıptayla baktığımız günler vardı. Şimdi çok şükür sizlerin arkadaşlarımızın büyük bir emekle, büyük bir gayretle, büyük bir fedakarlıkla yaptıkları çalışmalar sonucunda geldiğimiz noktada inşallah biz de ülke olarak, millet olarak, ve benim silahlı kuvvetler olarak bunları görebilecek bir hale geleceğiz. Göktürk 1'den ve Göktürk 2'den sonra daha da ileri bir adım atmak suretiyle bu uyduyla beraber, imeceyle beraber çok daha önemli bir yeteneği kazanmış olacağız. Bir taraftan Amikovası'nı, diğer taraftan da dün söylediğimiz gibi Himalaya dağlarını istediğimiz zaman görebilecek Bununla ilgili çalışmalarımızın ihtiyacı neyse bunları da ilgili arkadaşlarımızla paylaşma fırsatı bulacağız. Bütün kurumlarımız da buradan bunlar iyi şekilde en etkili şekilde yararlanacaklardır. Bu uzay meselesinde bizim mutlaka güçlü olmamız lazım. Bu uyduyla beraber de bizim hakikaten uzaydaki gücümüze güç katacak bu varlığımız. Burada bizim hava kuvvetlerimiz bu konuda yakın ilgilenmekte. Bu iş için içinde. Bu manada bizim kurduğumuz bir keşif uydu taburumuz var. Bu taburumuzdaki bunun sek ve idaresi konusunda komuta kontrol bakımında arkadaşlarımız da her türlü hazırlıklarını yaptılar, çalışmalarını yaptılar, eğitimlerini aldılar ve sizlerle gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle en etkin şekilde uydu faaliyete geçtikten sonra tüm fonksiyonlarıyla bundan da azami ölçüde istifade edebilecek durumdayız ve bunun hem yönetimi hem de çıkan ürünlerin ilgili kurumlarla etkin bir şekilde, zamanlı bir şekilde paylaşılması da önemli husus olacak. Da bizim burada yaptığımız askeri faaliyetler var. Savunma güvenlikle alakalı. Bu faaliyetlerimizde çektiğimiz bazı sıkıntılar var. Bazı ihtiyaçlarımız vardı. Bu uydu. O ihtiyaçlara büyük ölçüde cevap verecek. Ve çok daha rahat bir şekilde, çok daha süratli bir şekilde, etkin bir şekilde bize düşen vatanımızı, milletimizi savunma, karada, denizde, havada ve semalarımızda, denizlerimizde etkinliğimizi artırmak bakımında da bizim işimizi çok rahatlatacak. Bu tabii bu bizim e, her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin güçlü ve büyük olması, Türk silahlı kuvvetlerinin güçlü ve büyük olması sadece bizim alakalı değil. İçinde bulunduğumuz NATO ittifakı için de büyük bir değer, onlar için de büyük bir efendim katkı sağlayacağını da herkesin görmesi ve bilmesi lazım. Ve bu manada zaten bugüne kadar da bundan önce de yaptığımız çalışmalarla NATO'ya bildiğiniz gibi 70 yıldan fazla süreden en etkin şekilde e, bütün katkılarımızı sağladık. Bize verilen bütün efendim komit e, sorumlulukları da en etkili şekilde yerine getirdik. Bu manada bizim e, geldiğimiz nokta önemli fakat biz bunu da yeterli görmüyoruz. İnşallah daha çok çalışmak suretiyle, daha kapsamlı çalışmak suretiyle çok daha ilerilere gideceğimize de bütün kalbimizle inanıyoruz. Burada e, aldığımız bu tedbirlerle, yaptığımız çalışmalarla, proaktif çalışmalarla belli mesafeleri kaydettik. Belli bir yerlere geldik. Bundan sonraki çalışmalar da inşallah bundan sonra çok daha ileriye gideceğimizi bu gençlerimizin, arkadaşlarımızın, ilgili personelimizin, işçilerimizin, mühendislerimizin, plancıların, yöneticilerin bu konuda artık son derece olgunlaştığını, etkinleştiğini, yetkinleştiğini açık bir şekilde görüyoruz. Ve biz e, bu heyetten çok daha başarılı, çok daha kapsamlı çalışmalar bekliyoruz. Ve Türkiye'nin uzayda da artık hem e, askeri hem de barışçıl yöntemler için, barışılı amaçlar için olacağını, varlığını inşallah hep beraber göreceğiz. Ve bu Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nda, bunun gerçekleşmesi yönünde çeşitli katkılar olacak. Bu bir zincir. Zincirin halkaları var. Bu bizim bugün fırlatacağımız inşallah fırlatacağımız bu uyduyla da bu gelişim Türkiye yüzlü zincirinde bir halkayı daha yerine koymuş olacağız bu konudaki çalışmalarımızın sonucunda. Ben burada bu çalışmalardan dolayı biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Gerçekten bütün arkadaşlarımıza en içten duygularla teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Gerçekten bu bizim için son derece duygulu bir an. Yani geçmişte bir sürü efendim böyle teknik gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri hep seyirci olarak ıı, izledik. Şimdi kendi ülkemizin, kendi milletimizin, kendi insanımızın, kendi mühendisimizin, kendi efendim işçimizin yaptıklarıyla gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu bizim için büyük bir heyecan, büyük bir gurur kaynağı. Bize bunları yaşattığınız için de ayrıca efendim sizlere şahsen de teşekkür ediyoruz. Ve e, bu uydunun ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim şimdi nefeslerimizi tutuyoruz. İnşallah efendim lift off. Benim bir torunum var efendim. Annen nasıl diyor ki, babaannesi diyor ki işte roket diyor konuldu diyor rampaya diyor. Bak oğlum ateşlerini diyor. No, no diyor. Öyle değil diyor. Lift off. Babaanne lift off diyor. Dolayısıyla inşallah bu lifti o göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah.